Türkiye'de organ nakli bekleyen yaklaşık 30 bin hasta var. Efkan Özöl de o hastalardan biriydi. Neyse ki hayat öpücüğü eşinden geldi. Son aşamaya gelinmişti artık. Bir senelik ömrüm vardı. Ya ikimize de bir şey olursa ne olur. Tüm o korkuları, kaygıları sevdiği adam dahası 5 yaşındaki oğulları için geride bıraktı. 2 yıl önce doktorların sadece 1 yıl ömrü kaldı dedikleri eşine karaciğeriyle hayat öpücüğü verdi. Eşimin sormasına veya böyle bir şey söylemesine gerek yok açıkçası. Ben zaten hani gönüllü olarak zaten birinci sıradaydım. Hayatın inişli çıkışlı yollarında Efkan Bey ile Aslı Hanım birbirinin elini hiç bırakmadılar ki. Onlar sadece bir yastığı hayatı değil, şimdi bir de karaciğerini paylaşıyorlar. Eğer hasta olmasaydı, o bu cesareti gösteremeseydi ben belki de hayatta olmayacaktım. Efkan Özdöl 2 yıl önce karaciğer kanserine yakalandı. Ölüme sadece bir adım uzaktaydı. Bu süreci yaşamayan o yalnızlığı bilemez. 2 yıl akıllı ilaçlarla tedavi gördü. Vücudu organ nakline hazır hale getirildi ve o noktada da eşi Aslı devreye girdi. Akşamları günler boyu uyuyamadı. 5 yaşında çocuğumuz var. Ya ikimize de bir şey olursa ne olur diye sorular geldi açıkçası ama. Sonunda korkularını bilgiyle yendiler. Ameliyat masasına yattılar. 4 hafta önce de nakil yapıldı ve bugün. 4 haftada geldiğim nokta bu. Ezgi ve Ebru Köse kardeşler 65 yaşındaki dedeleri Abdullah Aydın'ı 1 yıl önce kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşmişti. Bir tarafta ölümü kabullenmeniz gerekiyor ama bir tarafta umutla bekleyen ailelerin de heyecanını hissediyorsunuz. Dedelerinden alınan organlar 3 kişiye hayat verdi. O üzüntüler, o mutluluklar, o gözyaşı sizinki gibi bizimki de birbirine karışıyor. Ve bugün ilk kez o organlarla yaşayanlarla göz göze geldiler. Mucizeye kendi gözleriyle tanıklık ettiler. Aslında bir nevi hayatta yaşadığını bilmek bize onur verecektir. O matem havasını, o yası biz de hep içimizde yaşıyoruz.